Erdoğan BOP projesinin eş başkanı diyenler. Dikkat, burayı iyi dinleyin. Şimdi size tüm gerçeklerden ve Büyük Türkiye'nin büyük planlarından bahsedeceğim. Lütfen videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başlıyoruz. Hatırlar mısınız bilmem ama AK Parti'nin yeni kurulduğu yıllarda rahmetli Erbakan Hoca en seçkin talebesi Tayyip Erdoğan'ı her seferinde kötülemeye, adeta karalama kampanyası başlatıp bitirmeye çalışıyordu görünürde. Ve bu adımları tüm Siyonizm dünyası çok iyi izliyor ve biz milli görüş kimliğini çoktan çıkarttık diyen Erdoğan'a yakınlaşmaya başlamışlardı. Hatta Erbakan Hoca o kadar inandırıcı oynadı ki tüm AB ve Amerikan medyası Erdoğan liderliğindeki AK Parti'yi öve öve bitiremiyorlardı. Tüm Amerikan ve Batı basını Erdoğan'ın bir başarısını sanki yüz başarıymış gibi savunuyorlardı adeta. Peki Erdoğan ne yaptı? Tabii ki o da rolünü çok iyi oynadı. Köprüyü geçene kadar ayıya dayı demesini çok iyi bildi. Çünkü Erdoğan kısa bir zaman sonra Türkiye'nin ve İslam aleminin şahlanacağını çok iyi biliyor ve ayıya ayı diyeceğimiz günlerin çok yakın olduğunu görüyor, geleceği çok iyi okuyor, durumu çok iyi bir şekilde idare ediyordu. Yani hocasının verdiği rolü o da çok iyi oynuyor, yapması gerekeni en iyi şekilde yapıyordu. Kısacası Erdoğan dersine çok iyi çalışmıştı ve plan çok iyi işliyordu. Günler ayları kovalarken Erdoğan boş durmuyor, gerektiğinde geceleri bile uyumuyordu. Çünkü yapması gereken çok önemli işler vardı. Mesela başörtüsü sorununu özgürlük adı altında kısa bir zamanda meclisten geçiriyor, Kur'an kurslarındaki baskıyı sona erdiriyor, İmam hatiplerinin önündeki kat sayı rezilliğini ortadan kaldırıyordu. Diğer taraftan da Türkiye giderek gelişiyor, millet eski Türkiye'den kurtulduğuna şükrediyordu. Asıl önemli olan ise sadece Türkiye'nin kurtulması değildi. Tüm İslam alemi kurtulmayı bekliyordu. Ve bölgemizdeki Siyonizm hareketinin ocağına çomak sokmak ve tüm planlarını bozmak gerekiyordu. Tam bu sırada Erdoğan'a BOP eş başkanlığı teklif ediliyordu. Ve Erdoğan tereddütsüz bu projeye dahil olarak orada dönen senaryoyu, İslam coğrafyasına kurulan tüm tuzakları öğreniyor ve bu tuzakları onların başlarına geçirmek için plan içinde plan kuruyordu. Tabi bu hemen olacak bir iş değildi. Önce kendi içimizde gelişmemiz, büyümemiz ve birliği sağlamamız gerekiyordu. Ardından savunma sanayimizi güçlendirip belli bir zaman sonra karşılarına çıkabilirdik çünkü. Ve öyle de oldu. Şimdi coğrafyamızda bizim sözümüz geçiyor çünkü Türkiye olmadan hiçbiri tek bir adım dahi atamıyor. Şimdilik bölgede söz sahibiyiz. Ama emin olun az bir zaman kaldı. Türkler tüm dünyayı ele almadan bu işten vazgeçmeyecek. Unutmayın, Allah nurunu tamamlayacaktır. Ve inşallah bu nurun tamamlanmasında başı biz çekeceğiz. Evet arkadaşlar, herkese selamünaleyküm, hayırlı geceler. Sizler için böyle bir yazı hazırladım. İçimden geçenler ama bir o kadar da gerçeğin ta kendisi. Çünkü Erdoğan'ın ne yapmaya çalıştığını hala anlamayanlar var bu ülkede. Türkiye'nin nereden nereye geldiğini göremeyenler var. Türkiye'nin neler yaptığını, bölgemizde nereden nereye geldiğini sadece eski Türkiye ile yeni Türkiye'yi kıyasladığımızda bile her şey apaçık ortadayken ne yazık ki bir takım kişiler hala Türkiye'nin eski Türkiye olduğunu dile getirmeye çalışıyorlar. Çünkü bu başarıyı kendileri başaramadıkları için, kendi zihniyetinden olanlar bu başarıyı başaramadığı için kendilerine karşıt bir zihniyet olarak gördükleri bizi ve bizim başarımızı da tabii ki kabul etmeleri çok zor. Çünkü Türkiye şu an özellikle bölgemizde tek söz sahibi oldu diyebiliriz. Türkiye bölgedeki bütün planları bozdu. Biraz önce seslendirdiğim yazıda da olduğu gibi Türkiye bölgedeki bütün planları bertaraf etti, bozguna uğrattı ve özellikle bölgemizde komşu ülkelerde olan sıkıntılar hep bu planlar yüzünden, bunların yüzyıllar öncesinden süre gelen planları yüzünden yaşanıyor bir takım sıkıntılar.
Artık bu planların bozulma zamanı geldi. Türkiye'nin yeni planlar yapma zamanı gelmişti ve Türkiye yaklaşık 10-15 yıldır plan içinde plan, oyun içinde oyun kurmaya çalıştı ve İsrail basınından da bu konuyla ilgili çarpıcı açıklamalar geldi. Çünkü Türkiye'nin planlarını bozan bir ülke olduğunu zaten her seferinde kendileri söylüyorlar ve bölgedeki coğrafyamızdaki bütün planları neredeyse alt üst oldu. Yaklaşık 100 sene önceden beri planlanmış bazı şeyleri vardı ve hepsi şu an bertaraf oldu arkadaşlar. Yeniden plan yapmak zorunda kaldılar. Bu yüzden Türkiye artık bölgede süper güç. İnşallah yakın bir zaman sonra da tüm dünyada süper güç olacaktır. Zaten bunu biz söylemiyoruz. Bunu Türkiye düşmanları söylüyorlar. Türkiye'ye giderek süper güç olma yolunda ilerliyorlar. İlerliyor diyorlar ve Türkiye'nin önünü kesmek için de elimizden geleni yapmamız lazım diyorlar açık açık. Ve biz hala uykudayız. Neden uykudayız? Çünkü başımızdaki lidere tam güvenmiyoruz. Başımızdaki liderin yapmış olduğu hamleleri iyi analiz edemiyoruz. Bir takım bazı kesimlerden bahsediyorum. Analiz edemedikleri için de hala düşman kesiliyorlar. Hala düşman gözüyle bakıyorlar. Kendi zihniyetinden olmadıkları için hala düşman gözüyle bakıyorlar. Aslında Türkiye Türk vatandaşı olarak bu ülkenin vatandaşı olarak baksalar meseleye herkes zaten hak verecektir. İnşallah belki zamanla o da olur diye dua ediyoruz tabii biz. İnşallah Rabbim herkese uyanmayı nasip etsin arkadaşlar. Rabbim yardımcımız olsun. Türkiye'mizin önü açık inşallah. Bütün dünyada söz sahibi olacağımız günler de yakındır diye düşünüyorum. Rabbim yardımcımız olsun. Kim ne derse desin, biz Türkiye'nin yanındayız ve bizim davamız yücedir. Bizim davamız kutludur. Bu davanın da savunucuları olacağız inşallah. Bizim davamız kutlu olduğu için biz her zaman gururluyuz, onurluyuz. Birileri diyorlar ki siz Erdoğan'ı neden bu kadar savunuyorsunuz? Aslında biz Erdoğan'dan ziyade Erdoğan'ın savunduğu davayı savunuyoruz. Yani bizim için şahıslar çok da önemli değil. Çünkü herkes fani, herkes ölecek. O yüzden biz davayı savunanların izinden gidiyoruz. Davayı savunanları sahipleniyoruz. Onları savunuyoruz. Bunlar bu ince çizgiyi ne yazık ki ayırt edemiyorlar. Bizim davamız şahıslardan ibaret değil. Şahıslar gelip geçici fakat dava kıyamete kadar devam edecek. Allah-u Teala bu davayı kıyamete kadar payidar kılsın inşallah. Rabbim hepimizin yardımcısı olsun. Rabbim bu dava için çalışan kim varsa herkese yardım etsin. Herkesi korusun, herkese güç kuvvet versin inşallah. Kısacası Türkiye'nin önü açıktır arkadaşlar. Bundan sonraki süreç inşallah Türkiye'nin lehine olacak her seferinde. Rabbim yardımcımız olsun diyorum. Arkadaşlar sizlerin desteğiyle esrarengiz olayları konu alan videolar gelmeye devam edecek. Kısa zamanda 1 milyon aboneye ulaşırsak eğer dünyanın farklı noktalarına gidip çok çok esrarengiz ve efsanevi videolar çekip sizlerle paylaşmayı düşünüyorum. Bu videoyu beğenerek bu yolda bana destek olabilir, yorum yazarak da desteğinize güç katmış olabilirsiniz. Hepinizi kanalıma abone olmaya davet ediyorum. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.